Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar şimdi bugün böyle bir sezon değerlendirmesi yapacağım. Ama bu değerlendirmelerin içinde bazı ufak tefek nüans konulara da yer vereceğim. Müsaade ederseniz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yine sağlıkla, sıhhatle bir bayrama daha ulaştık. Hepinizin mübarek kurban bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ailenizle beraber mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunun dışında bakın yanında görüyorsunuz. Gerçekten kanalımızın son dönemdeki bu trendinin artışı beni çok mutlu ediyor. Ailemize yeni katılan, katılmış olan bütün dostlarımıza, kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten benim için bir mutluluk vesilesi diyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu sezonu sizde nasıl geçirdiniz? Neler yaptınız? Bununla ilgili yorumlara da yazarsanız ben de mutlu olurum. Taktik formasyon videolarımız gelecek arkadaşlar. İstekleri olan varsa da lütfen yorumlara isteklerini yazabilirler. Arkadaşlar şimdi bu sezon şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Hemen bakalım. Bu sezon arkadaşlar zaten şurada gördüğünüz gibi bu 42 olacak değerli arkadaşlar. Şimdi tabi sezonun son günü bu yayına girdiği için dolayısıyla ben 42 olarak size lanse etmek istiyorum. Bu zaten sabit kaldı arkadaşlar. Bir tane süperlik nazarlığımız var. Kupa 37. Bu da büyük bir ihtimalle yarın tabi ben şimdi bu videonun çekimine göre yarın diyorum ama Yayına girdiği zaman muhtemelen Süper Kupayı da oynamış olacağız. Belki 30 olma ihtimali bir soru işaretli yanına koyaraktan şöyle bir soru işareti koyaraktan olabilir diyorum değerli arkadaşlar. Zaten Danacıyı söylemeye gerek yok arkadaşlar. Artık hepiniz biliyorsunuz. An itibariyle attığı 852 gol var. Ee, gerçekten e, müthiş bir oyuncu. Bu oyuncu için de e, özel bir video yapmak e, vacip oldu değerli arkadaşlar. Şimdi hemen çok çok kısa kısa geçiyorum ve e, videoyu kapatacağım. Arkadaşlar ligde gene e, güzel bir lig geçirdik. E, iyi bir lig geçirdik. E, yani şöyle söyleyeyim. ilk 3 takım yani benim arkamdaki 3 takım e, oldukça e, iyiydiler. İyi maçlar çıkardılar. Daha belki sezonlarda olduklu, olduğu gibi birbirleri arasında kırıldılar. Biz o kırılmadan hep galibiyetle e, kendi aramızda oynadığımız karşılaşmalarda ilk dört için söylüyorum. E, tamamen galibiyetle çıkınca yani şöyle söyleyeyim aslında üç takım diyeyim. Bir de plas olarak dördüncü takımı aralarına koyayım. E, dolayısıyla e, yani artık yarın e, yani bu videonun çıkımına göre yarın resmi olarak da şampiyonluk kupamızı kulübümüze, müzemize getireceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle yarın zaten hemen arkamızdaki takımda bir karşılaşmamız var ama zaten artık averaj ve puanlara bakarsak Yarın diyorum çünkü yani yine suçlu ihsan etmek istemiyorum. Siz bu videoyu izlemiş olduğunuzda zaten son gün yayına gireceği için dolayısıyla oynamış olacağız ama tamamen bir formalite karşılaşması olacak. Dolayısıyla artık ne, o maçın skorunun hiçbir önemi yok. Ama tabii galibiyette sezonu kapatmamız da bizim için iyi olur diyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar kupada ne yaptık? Kupada ne yaptık? Şimdi e, malum e, daha evvel zaten e, bu takımla alakalı bir özel bir videomuz ve o videomuz içinde de bu takımdan bahsetmiştim e, size. Bakın şu maçlardan bahsediyorum. Muhteşem maçlardı arkadaşlar ya. Yani e, detaylıca zaten daha evvelden videoda bahsettiğim için burada zaten o detaya girmeyeceğim. Ama o videoyu izleyen arkadaşlar e, bilirler. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Maalesef ki e, uzatmaya gitti. Yetmedi. Gücümüz yetmedi. Nefesimiz yetmedi. Tam bir e, mutant takımdı. Tekrar şöyle bakalım şu anki kadrosuna. An itibariyle bakalım. Yani mutant arkadaşlar. Mutant, mutant, mutant. Yani bu takım gerçekten ve biz bu takımı salladık, salladık, salladık ama maalesef yıkamadık. Dolayısıyla Zaten bu takımın kupayı alması gayet doğal, gayet normaldi. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık arkadaşlar? Şimdi aslında Şampiyonlar Ligi'nde gruptan güzel çıktık. Sonra e, güzel karşılaşma oynadık. Çeyrek finaldeki e, ma maçımız 2-1, 4-1 Blond'a karşı. Sonra e, arkadaşlar Galatasaray takımına karşı 3-0 deplasmanda bir galibiyet aldık. Ee, evimizde 3-2 mağlup olduk. Pardon özür diliyorum. Evimizde 3-0 kazandık. Deplasman'da 3-2 mağlup olduk. Ben mi karıştırdım? Bir saniye. Burada bir hata yapmak istemiyorum. Evet. 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 Deplasman'da 3-2 e, kaybettik. Şimdi aslında burada bir nüans e, konu var. Bakın Şenol Balcı zaten benim gruptan e, şeyimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman Final oynayacağım takım Şenol Balcan'ın gücü 148. Bakın görüyorsunuz. 148.2 Final oynayacağım takımın gücü 125.9 Bakın bunu aklınıza tutun. Değerli arkadaşlar. Benim takım 132.2 Galatasaray 144. 3 arkadaşlar. Yalnız aynı level'dayız. Yani aynı level'dayız. Hiçbir level farkı da yok bu söylediğimin içinde. He buradan aslında ne çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Her zaman güçlü olan kazanmıyor. Evet ikinci maçlarda finalde oynayacağım rakip de kaybetti. Ben de kaybettim. Ama bakın şuradan şöyle göstereyim. 4-0'a 3-0. Yani Şenol'un gücü kendinden çok daha düşük olan bir takıma karşı kazanmasına rağmen yetmedi. İlk maçı biz 3-0 kazandık. Deplasmanda 3 yenildik. Yine bizden kuvvetli olan bir rakipte o rakibe karşı da ikinci maçta yenilmemize rağmen attığımız iki gol bizi finale taşıdı arkadaşlar. Ha finalde ne oldu dersek finalde zaten burada görüldüğü gibi final karşılaşmasında da 4 birlik bir galibiyetle aldık. Ha şimdi aslında şurada şunu göstermek istiyorum size. Bakın çok enteresan bir dizilişle oynadı arkadaşlar. Ee, bu takım bu zamana kadar çok güzel diziliş bu dizilişi uygulamış. Son yarı final maçında da eee 4-0'lık galibiyeti bu dizilişle almış. Bakın çok enteresan kompak bir dizilişle oynuyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle bir üçlü bir DC yapıyor. Bir e, üçgen çiziyor. Önünde bir DMC. Beşli bir kapalı bir o orta saha e, güruhu var. İleride de zaten e, iyi bir forveti var. O forvetine de güvenerekten böyle kompakt bir yapıda gelmiş. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de final maçına kadar da iyi gelmiş arkadaşlar. Ha, yarı finaldeki ikinci 3-0'lık yeniliği saymazsak ama iyi gelmiş. Biz ne yaptık arkadaşlar? O zaman biz de şöyle bir dizilişle çıktık. Çünkü hatırlarsak, bakın burada burada üçlü bir defansla oynuyordu rakip takım. Şöyle üçlü bir defansla oynuyordu. Zaten Danacı'yı onların arasına biz kattık. Dolayısıyla önde bir DMC vardı. O DMC'yi pasifize etmek için yani çok fazla e, aktif hale gelmemesi için AMC'mizi koyduk. Burada beşli bir e, rakipte beşli bir orta saha vardı. Biz dörtlü bir orta sahayla karşılık verdik. Tek forvet vardı. Aşağı yukarı onun silahıyla yani o üçgen bir e, DC stopperle oynuyordu. Üçgen şeklinde dizilmiş bir stopperle oynuyordu rakip. Biz üçlü stoppere döndük. Normalde dörtlü oynuyordum. Ha Baktım ki e, rakibin e, durumu şekli buna göre ben de buna göre bir oyun tarzı belirledim. E, i̇yi da iyi yaptık. Hazırlıklarımızı da iyi yaptık. Dolayısıyla e, rakibi 4-1 gibi skorla geçerek Şampiyonlar Ligi'nde kupamızı aldık değerler. Ha, şimdi Süper Lig'de e, kazanan takımla bir Süper Kupa maçı oynayacağız. Muhtemelen zaten bu video çıktığında da biz o maçı oynamış veya oynamak üzere olacağız değerli arkadaşlar. Şöyle rakibimize de bir bakarsak. Yine aynı seviyede ama güç olarak aşağı yukarı eşit durumdayız. Yani birbirimize denk diyebilirim. Kadrosuna baktığım zaman da tabii öyle şahşalı bir kadrosu yok. Bir tek şu oyuncusu 178'lik bir oyuncu ama yani beceri olarak iyi bir o becerileri var. E biz daha çok becerisi olan, daha böyle kuvvetli oyuncularla oynamaya alışkın olduğumuz için dolayısıyla güzel bir karşılaşma olacak. Ha, onun dışında baktığımız zaman da e, burada bir DC görüyorum, muhtemelen oynatacaktır diye düşünüyorum. AMC var, yani e, evet oyun tarzı çok enteresandır. Hiçbir oyuncusunun da doğru dürüz. Oyun tarzı yok ilk 11 bazında bakarsak. Evet, dolayısıyla e, kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Ligde de ikinci sırada e, şu an itibariyle. E, yani güzel bir karşılaşma olur. %50-50 e, ihtimalle yani yine de rakibe tabii ki biz de iyi hazırlanacağız. Kadro dizilişine baktığım zaman dörtlü bir defansla oynuyor. Önünde muhtemelen bir DMC var. Bu bize daha yakın. Ben de ona birebir örtüşerekten karşılık verebilirim. Arkadaşlar aslında kadro ekranına baktığınız zaman mesela şunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın. Mesela bu yarın benim arkamdaki takımla oynayacağımız maçlar en güzel aslında rakibinizle kendi oyuncularınızı birebir örtüştürmek. Yani ne anlıyor şey yapıyoruz buradan? Hemen şuradan geçiyorum. Mesela bakın dörtlü bir şeye dörtlü bir karşılık vermek. Yani dolayısıyla rakibin dizilişine göre kendi oyuncularınızı ona göre örtüştürürseniz bence aslında iyi bir hamle olur diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bu arada da kadromuzda da herhangi bir farklı bir şey yok. Yani bu aslında ufak bir nüans ama olabilir önemli bir nüans. Arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.